Faşizmin bütün saldırılarına rağmen direnme kararı almıştır ölüm ordu direnişiyle birlikte. Bir üyemiz konser yasaklarının kaldırılması için, tutsak üyelerimizin serbest bırakılması için 288. gününde şehit düşmüştür. Helin Bölek ölümsüz şarkımız olmuştur. Bugün taleplerimiz tutsak üyelerimizin serbest bırakılması ve konser yasaklarının kaldırılmasıdır. İbrahim Gökçek tam 323 gündür bu direnişi sürdürüyor. Ölüm orucu direnişini sürdürüyor. Dün birçok haber yapıldı kritik bir aşamada olduğuna dair. Evet, kritik bir aşamada ve bunun sorumlusu bu iktidardır. Dün aldığımız bir karar bildiriyoruz size. Biz grup yorum üyeleri olarak bütün işte Avrupa'daki arkadaşlarımızla birlikte, buradaki yorum emekçileriyle birlikte bir karar aldık. İbrahim abiyle birlikte aldık bu kararı. Direnişimiz siyasi bir zafere ulaşmıştır. Bütün dünyaya duyurduk biz bu direnişi. Grup yorum sadece kendi hakkı için değil, aslında Türkiye halklarının hakkı için. Yani aslında Türkiye halklarının türküsü olduğu için bu siyasi zaferi kazanmıştır. Bütün dünya, gerçekten bütün dünya bu direnişi duydu. Siyasi bir zafer kazandık biz. Bugün biz bunu bildiriyoruz. Biz siyasi zaferi kazandık. Şu an olumlu görüşmeler de yapılıyor. Öyle umuyoruz. Devamında taleplerin kabul edilmesi için. Şu an arkadaşlarımız, avukatımızla birlikte, bir grup yorum üyesi ile birlikte valilikte ve konser başvurusu yapılıyor. Bu konser başvurusunun olumlu sonuçlanmasını umuyoruz. İbrahim Gökçek bu aşamada ara veriyor. Çünkü siyasi bir zafer kazandık ve burada bulunan hem milletvekilleri hem İHAde başkanları, TİV başkanı kefil olduğunu açıklıyor. Hem CHP, hem TİP, hem HDP milletvekilleri bu sürecin takipçisi olduklarına dair kefil oluyorlar. O yüzden biz bu aşamada bu direnişe ara veriyoruz. Ama mücadelemiz devam edecektir. Taleplerin kabul edilene kadar biz bu direnişe devam edeceğiz. Farklı yöntemlerle devam ederiz. Belki daha sonra yine başlarız. Bu süreç gösterecek bunu bize. İbrahim Gökçek hepinize selam söylüyor. Gözleriyle, inancıyla selamlıyor sizi. Biz kazandık, biz güçlüyüz. Bütün dünya şunu gördü. Direnmeyerek, teslim olarak biz hiçbir şey kazanamayız. Bugün Türkiye'de umut var. Çünkü direnenler var. Biz varız. Biz teslim olmuyoruz bütün bu korku şeylerine. Biz korkmuyoruz. Çünkü güçlü olan biziz. Türkiye halklarının ölümsüz şarkısı oldu Helin. Bugün de biz direnmeye devam edeceğiz. Yaşasın ölüm orucu direnişimiz. Buradan halkın avukatlarını da selamlıyoruz. Onlar da bizim talebimiz için ölüm orucundaydı. Hala da devam ediyorlar adil yargılanma hakkı için. Yaşasın ölüm orucu direnişimiz. Değerli basın emekçileri, sevgili halkımız, öncelikle herkese merhaba. Bugün bir zafer gününe uyanmaktan dolayı hepimiz çok mutluyuz. Tarihte hiçbir işçi, emekçi ve halkların kazanmış olduğu hak yoktur ki direniş olmaksızın, mücadele olmaksızın, bedel olmaksızın kazanılmasın. Biz de, müvekkillerimiz de direnişleri ve direnişlerinin sonucu olarak ve elbette ki bizim için çok ağır bir bedel olan ve bizim çok değerli bugün anmaktan onur duyduğumuz müvekkilimiz Helin Böleğin kaybıyla evet bu direniş örüldü. Ne yazık ki onu kaybetmek istemedik. Onu kaybetmemek için direnmeye devam ettik. Grup yorum direnmeye devam etti. Bizler avukatları olarak onları savunmaya devam ettik ve savunmaya devam edeceğiz. Grup yorumun direnişi tüm halkları sardı, dünyaya duyuldu. Ve bunun sonucu olarak bugün bu güzel haberi sizlerle paylaşmaktan onur duyuyoruz. Onların taleplerinin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bizler bu ülkenin milletvekilleri, avukatları, aydınları olarak burada hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Ülkemizde hiç kimse düşüncelerinden, ideolojilerinden dolayı ötekileştirilmemeli, müzik yapma hakları engellenmemeli, konuşma, ifade özgürlükleri engellenmemeli.
İbrahim'in iradesiyle ortaya koyduğu bu tutumu ve sahip çıktığı özgürlük talebi, konser yapma talebini biz de talebimiz olarak kabul ediyoruz ve bu sese, bu çığlığa sahip çıkıyoruz. Ve buradan bizler söz veriyoruz. Konser gerçekleşinceye kadar bizler bu sorumluluğu üzerimize alıyoruz ve bunun takipçisi olacağız. Ama mecliste, ama meydanlarda, ama sahnelerde gerçekleşinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Gerekirse her türlü bedeline rağmen biz bu iradeye sahip çıkma sözünü burada ilan ediyoruz. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Dün de açıklamıştık. Helin ve İbrahim bir irade ortaya koydular. Ne yazık ki Helin bugünkü kazanımı göremedi ama İbrahim yaşama tutunarak bunun sembollerinden biri oldu. Aslında talep çok net. Konser yasakları kaldırılsın, tutsak üyelerimiz serbest bırakılsın. Dün de söyledim, bunun aslında tartışılabilecek hiçbir yanı yok ama ne yazık ki bu bizim gerçekliğimiz. İbrahim'in ortaya koyduğu bir irade Helin'le birlikte sadece grup yorumun şarkılarını söyleyebilmesi için değil, aynı zamanda Türkiye'de sanatın özgürce yapılabilmesi için herkes adına konulmuş bir irade. Bugünden itibaren ben şahsım adına oyuncu bir arkadaşları olarak, partim Türkiye İşçi Partisi adına da kurumsal olarak bu taleplerin sonuna kadar takipçisi olacağıma ve grup yorumu hep beraber özgürce dinleyeceğimiz günleri kazanabilmek için her türlü mücadeleye vereceğimize söz veriyorum buradaki arkadaşlarımla beraber. O gün geldiğinde hepimiz o türkülerle, marşlarla umut ettiğimiz, hayal ettiğimiz özgür gelecek için hep beraber söyleyeceğiz. İnanıyorum. Hepinize de bu mücadeleye verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ediyorum. Değerli dostlar, 323. gününde İbrahim'i kaybetmemek adına ne yapabiliriz diye bütün arkadaşlarımızla birlikte katkı vermek için çok uzun süredir mücadele ediyoruz. Ama bunun bu noktada olumlu bir şekilde sonuçlanması, bir kazanımla sonuçlanması hepimiz adına mutluluk verici. Bir kişi konser yapmak için bedenini ölüme yatırıyor. Bu aslında bizim için bir utanç. Bir konser vermek için insanların 323 gün direnmesine gerek yok. Helin Bölen kaybedilmesine gerek yoktu. Ama maalesef içinde bulunduğumuz iklim, siz suç işleyebilirsiniz deyip insanların konserini engellemek dünyanın hiçbir yerinde olamaz. Yani bunun sonu sokağa çıkmayın, suç işleyebilirsinize kadar gider. Bu sadece kendi adlarına değil, bütün Türkiye adına, bütün sanat yapanlar adına bir mücadeleydi. Ben umut ediyorum İbrahim bir an önce sağlığına kavuşur. O konserlerde hep beraber geçmişte olduğu gibi milyonlarla söyledikleri gibi tekrar söyleyebiliriz. Adil yargılanma talebi aslında çağdaş dünyada olmaması gereken bir talep. İnsanlar adil yargılanmak için 323 gün ölümüne direnebiliyorlar. Biz de içeride bulunan adil yargılanmayan grup yorum üyelerinin adil yargılanması için daha önce olduğu gibi bundan sonra da mücadele etmeye devam edeceğiz. Sadece onlar için değil, tüm Türkiye için adil yargılanma talebini seslendirmeye devam edeceğiz. Konser verilmesi için elimizden geleni yapacağız ve bir konser verildiğinde de birlikte o türküleri hep beraber söyleyeceğiz. Bir kişinin bedenini ölüme yatırması Türkiye'nin bundan sonraki döneminde bir daha olmayacağı bir durum olsun istiyorum. Onun için de bu sürecin bu şekilde sonuçlanmasında emeği geçen herkesi kutluyorum, teşekkür ediyorum. İbrahim yaşasın, türküler yaşasın diyorum. Ben de eski bir grup yorum üyesi olarak bugün bu kazanımdan dolayı çok mutlu olduğumu, İbrahim'i yaşatacağımız umudunu büyük bir coşkuyla, büyük bir heyecanla, büyük bir dirençle karşılık bulduğunu ve birlikte sahnelerde bu türküleri halkımız için söyleyeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum. Dün yapılan bir röportajda bana şunu sordular: sizin dönemde grup yoruma ilişkin baskılar nasıldı, bugün nasıl diye, var mıydı diye. Arkadaşlar, bu ülkede faşizm var.
faşizm bazen yüzünü gizli, bazen açık bir şekilde gösterir. Evet, o zaman da vardı, şimdi de var. O zaman da gözaltılar yapılıyordu, işkenceler yapılıyordu, şimdi de yapılıyor. Dolayısıyla buna karşılık arkadaşlarımızın son çare olarak adil yargılanma talebi, konserlerin yasaklarının ortadan kalkması ile ilgili yapabilecekleri tek şey var. Evet, bugün bunu tartışmak burada yeri ve zamanı değildi belki ama milyonlarca insanın karşılık bulduğu İbrahim'in yaşaması için ses ve soluk olduğu böyle günlerde bundan sonra çok daha büyük sorumluluk düşüyoruz. Dolayısıyla İbrahim'i, grup yorumu, türküleri, şarkıları yaşatmak bizim asıl sorumluluğumuz haline gelmiştir. Söylemiştik birçok milletvekili arkadaş ve sanatçı dostlarla. Yaşamak hak, yaşatmak görevdir. Biz görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Umarım bu adımı karşıdan iktidar sahipleri duyar ve buna uygun artık adımlar atar. İbrahim'imizi yaşatır, konser yasakları ortadan kaldırılır. Daha önce de aylarca arkadaşlarımızın yaşaması için sesleri solo olmaya çalıştık. Ama ne yazık ki Pelin'i ve Mustafa'mızı kaybettik. Umarım bundan sonra buna ilişkin tekrar bir ölüm orucuna girilmemesi noktasında bu talepler, en insani, en vicdani talep olan bu talepler karşılanır ve bir daha bununla karşı karşıya gelmeyiz. Evet, bugün grup yorumdaki arkadaşlar İstanbul'da valiliğe bir dilekçe vererek konser yapılması için başvuruda bulundu. Aynı başvuru başka kurumun temsilcileri tarafından İzmir'de bugün yapılıyor. 3 Temmuz'da grup yorumlu açık fuar alanında konser yapılması için bir başvuru yapılacak valiliğe. Bunlardan olumlu sonuçlar alır ve türkülerimizi hep birlikte haykırırız. Çok teşekkür ederim. Değerli basın emekçileri, sevgili dostlar, bugün yaşam kazandı. Keşke daha önce bu yaşamın kazanmasına olanaklı kılacak bir dayanışmayı bunca büyütebilseydik. Ama biliyoruz, insan hakları örgütleri olarak hem İnsan Hakları Derneği hem Türkiye İnsan Hakları Vakfı yaşamdan yana tutum alırken dayanışma yaşatır derdi. Biz bugün dayanışmanın yaşatacağı bir adım atmış olduk. O nedenle İbrahim Gökçek'in ve grup yorumun böyle bir karar alması biz insan hakları örgütleri açısından umut verici. Biz başından beri talepleri taleplerimizdir demiştik. Çünkü düşünce ve ifade özgürlüğü temel haklardan ve bu ifadelerini özgürce kullanabilecekleri, türkülerini özgürce söyleyebilecekleri bir ortamı yaratmak için de başından beri mücadele ediyoruz. Bu mücadeleyi de sürdüreceğiz. O nedenle ben hepimize yaşamdan yana bu karar için bir dostluk, destek alkışı talep ediyorum. Bu alkış İbrahim için olsun. Çok mutluyuz. Direnişler Meclisi adına bu konuşmayı yapıyorum. Grup yorumun direnişini en başından beri takip ediyoruz. Meclisimizin bir üyesi grup yorumun direnişi. Onlarla birlikteydik en başından beri. Bu süreçte elimizden geleni yaptık ve bu zaferin, bu kazanımın bir parçası olmaktan onur duyuyoruz. Bundan sonra da konser taleplerine ilişkin ve bütün aslında bütün taleplerine, özgürlük taleplerine ilişkin yapmak istedikleri her şeyde verdiğimiz sözünde arkasında olacağız. Talepleri talebimizdir demeye devam ediyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Sevgili yoldaşlar, şunu söylemek isterim ki grup yorum İbrahim, Helin ve sürgünde olan yoldaşlarımız nice bedeller verdiler. Evet, tarih boyunca bu ülkedeki tüm haksızlıklara karşı, dünyadaki tüm haksızlıklara karşı her daim ezilen halkların yanında ifade ettiler şarkılarını. Biz biliyoruz ki tarihte son sözü direnenler söyler. Bu ülkede ruhi sular, yılmaz güneyler, bu ülkede pir sultanlar, yedi ulu ozanlar,
direniş tarihleriyle var oldular. Hiçbir düşmanın, hiçbir katilin adı ortada yokken direnişçilerin o güzel şanı kaldı. Şu anda Küçük Armutlu'dayız, direniş evinin önündeyiz. İbrahim'in ve İbrahim'in yoldaşlarının bu onurlu mücadelesi Mayıs ayı şehitlerine, Mayıs'ın kızılığına şan olsun. Çok teşekkür ederim. Güzel devam. İşine destek veren, yanımızda olan bütün ağabeyimizden çok teşekkürler ederim. Yani babası olarak. Oğlumuz bu direnişin simgelerinden bir tanesi. Ve bugüne kadar bu direnişini sürdürdü. Biz de aile olarak sürekli onun yanındayız. Herkese teşekkür ediyorum destekler için. Ben de İbrahim'in annesiyim. Bu süreçte nasıl her anın, her dakikanın nasıl geçtiğini sizlere anlatmak çok güzel. Ama biliyordum böyle bir zaferi kazanacağını çünkü. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Bebeğim bir gün sonra doğum günü bana çok büyük bir hediye oldu. Ömrümün sonuna kadar unutamıyorum. Teşekkür ediyoruz emeklerinden dolayı. Konserlerimizde görüşmek üzere.